İyi günler sayın seyirciler. Yine bugün sizlerle Lefke Avrupa Üniversitesi'nin Uluslararası Renkleri isimli bir programla birlikteyiz. Bugün aramızda çok özel, çok güzel konuklarım vardır. Kendileri Azerbaycan'dan bizle üniversitemizde eğitim görüyorlar. Onlarla biraz sohbet edeceğiz, biraz bilgi alacağız, bilgi paylaşacağız ve güzel bir vakit geçireceğiz inşallah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlarımızı öncelikle sizlere tanıştırmak istiyorum. Allah verdi, Münevver ve Aydın. Ama öncelikle programımıza başlarken onlar kendilerini sizlere tanıtmasını istiyorum. Allah verdi, seninle başlayalım lütfen. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için. İsmim Allah verdi Nazarov. 1992 Azerbaycan'ın en güzel illerinden olan Berde şehrinde. Berde şehrinde doğdum. 5 senedir 2009 senesinden bu yana Kıbrıs'ta Lefke Avrupa Üniversitesi'nde öğrenim hayatı görmekteyim. Haklı İşçiler ve Reklamcılık bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bu sene artık mezunum. Mezun oluyorsunuz. Mezun olacağım Bravo. İnşallah. Tebrikler. Bu kadar başka. Güzel. Münevver seni tanıyalım lütfen. Ben Münevver Mehmetova, Azerbaycan Tuzla şehrinden geldim. Sağlık yönetim bölümünde okuyorum. 2 senedir Kıbrıs'tayım, 1. sınıftayım. Burada olmaktan çok mutluyum. Kendi yaşadığım ille aynı gibi benim için. Çok güzel. Onun için uyum sağlamam çok kolay çok oldu. Çok güzel. Evet Aydın, şimdi de seninle tanışalım. Tanıştırabilir misin sen kendini? Ben Aydın Abdullayev, 1993 doğumlu Azerbaycan'ın Lerik şehrinde doğdum. 2 senedir Lefke'deyim. 2012'den Lefke Avrupa Üniversitesi'ne geldim. Bölümüm turizm ve otelcilik. Turizm ve otelcilik, güzel bir bölüm. Nasıl gidiyor dersler? Dersler şu ana kadar iyi. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Sizi Lefke'de görmek, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde sizinle tanışmak benim için de çok büyük bir şereftir. Sizler gibi pırıl pırıl gençlerle olmak benim için her zaman büyük bir şereftir. Çünkü biliyorsunuz Lefke Avrupa Üniversitesi'nde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler vardır ve her bir ülke, her bir ırk farklı bir renk katıyor. Ve sizlere de çok büyük bir avantajdır bu ve bunu ben sürekli olarak ifade etmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sürekli olarak farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz kampüste. Sırf farklı kültürlerle nasıl yaşayış olduğunu, onlarla biraz bilgi almak, onlardan sizin ülkenizden onlara aktarabilmek, bunlar çok önemli şeyler. Ve ne mutlu bize ki sizler gibi pırıl pırıl gençler buraya geliyorsunuz, eğitimlerinizi alıyorsunuz ve geri döndüğünüz zaman bu üniversitenin birer elçisi oluyorsunuz. Bu harika bir olay. Dilerseniz biraz akademiklerimizden bahsedelim. Biraz derslerinizden bahsedelim. Allah verdi seninle başlayalım. Yani bu 4 yıl süresince Lefke Avrupa Üniversitesi'nden aldığın eğitim senin için ne önem veriyor? Ne gibi bir önem taşıyor? Yeteri kadar geldi mi? Kendini kariyer hayatına hazır hissediyor musun? Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi biz 2009, yani ben daha doğrusu 2009 senesinde buraya geldim. Buraya geldiğimde daha yeni lise mezunuyduk. Hayata tam bakış açısı şu ankinden çok farklıydı. Evet. Gerçekten o bakış açısı tarafından Lefke bize çok şey kattı. Çok hem bakış açısı, geleceğe dönük planlarımızı geliştirme açısından, hem akademik hayatımız olsun, bizi çok bilgilendirdi. Yani ben 2010 senesinde biz bir sene hazırlık bitirdikten sonra fakülteye adım attık. Fakülteye başladıktan sonra artık bizim ileriye dönük mesleğimizle ilgili bize hocalarımız çok destek oldu. Akademi bilgileriyle gerçekten kendi fakültem adına hocalarımız, çok üst düzey hocalarımız var. İster bölüm hocalarım olsun, ister başka mesela dersler veren hocalarımız olsun, uçan hocalarımız olsun. Evet, uçan hocalarımız olsun. Hepsi bize çok şeyler kattı. Çok güzel.
Ve ben gerçekten memnunum burada eğitim hayatı aldığım için. İnşallah bu ileride de Lefke Avrupa Üniversitesi'ni bitirdikten sonra da bu mesleki bilgilerimizi güzel değerlendirir. İnşallah. Daha da ilerlere adım atarız inşallah. İnşallah, inşallah. Yani kariyer hayatına hazırsın diyorsun. Evet, hazırım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Peki Münevver, senden de biraz bilgi alalım. Sen fakültende ne yapıyorsun, ne ediyorsun, memnun musun? Ne gibi şeyler kattı sana şu ana kadar? Ben eğitim yılının daha başındayım. Yani burada olduğum 2 sene boyunca gerçekten çok şey kattı. En önemlisi hani lise hayatından çıkıp üniversite hayatına katılmak için olgunlaşmamıza neden oldu. Evet. Çok iyi arkadaşlıklar kurduk. Tek sınıf arkadaşlarımızla değil de öğretmenlerimizle, hocalarımızla her bakış açısından bize çok destek oluyorlar. Bu bakımdan çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok güzel. Ve onlara, bölüm başkanımız Ahmet Hoca başta olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve katkılarından dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler bunlar, çok güzel ve dilerim başarılarınızın her zaman daim olsun, her zaman. Evet Aydın, senden biraz bilgi alalım. Sen de turizm bölümündesin. Evet, 2 senedir buradayım. Yani 1 sene hazırlık okudum İngilizce. Yani hayalim olan üniversite yani bu kadar olur yani. Burada memnunum şu ana kadar. Güzel. Yani 1 sene İngilizce öğretim gördüm. Şu anda fakültedeyim. Öyle otelleri falan, geziler. Yani bölümle ilgili çok, daha yeni öğrenmeye başladım ama şu ana kadar memnunum her şeyden. Güzel, güzel. Yani her geçtiğimiz yıl zaten dersler zorlaşıyor bildiğiniz gibi. Daha derine iniyorsunuz. Daha çok bilimsel şeyler öğreniyorsunuz. Ama elbette akademiklerin en önemli faktörü her zaman bir bilgi almak. Her zaman bilginizi geliştirmek. Bunlar çok önemli şeyler. Ama tabii ki yani bu üniversite hayatı, üniversite bitti diye bilgi de bitti demek değildir. Yani üniversite işte böyle şeyler katmaya çalışıyor. Eminim de siz de bunun farkındasınız artık. Yani yaşadığınız her ortamda her zaman bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. İyisi de var, kötüsü de var. Ama en önemlisi bilgi almak, bilgi toplamak ve bunu günlük hayatınıza da yansıtmak diye düşünüyorum. Evet, şimdi biraz da Lefke'den bahsedelim. Yani ta Azerbaycan'dan, çeşitli illerinden gelmişsiniz Lefke'ye. Tamam, belki dinimiz aynı. Hepimiz Müslüman ülkesindeniz. Ama örf adetler farklı olabilir ki öyledir de ya yani birçok seferinde. Gerçi tabii ki yani çok farklı değiliz aslında. Yani kökenimiz Türk. O yüzden çok farklılıklarımız yok. Ama mutlak surette bir şeylerin farklılıkları oluşuyor. Siz bu adapte sürecini nasıl atlattınız? Yani kolay oldu mu size? Nasıl şeyler kattı hayatınıza? Onlardan biraz bahsedebilir miyiz lütfen? Şimdi ben buraya az önce belirttiğim gibi Azerbaycan'ın Berde şehrinden geldim. 2009 senesinde ve geldiğim zaman bizim olduğumuz sene okulun en küçük öğrencisiydim. Evet. Yani ben 17 yaşımı burada doldurdum diyebilirim. Aa, çok güzel. O yüzden Lefke, ben buraya ilk geldiğimde babamla geldim. Evet. Babam olağanüstü beğendi Lefke'yi, Kıbrıs'ı, ada genelinde çok güzel gezdik. Özellikle Lefke doğa açısından gerçekten doğayla ne kadar iç içe olabilirsin dediğin zaman Lefke bariz bir örnek bence. Buraya geldik. Tabii buraya ilk geldiğimizde insan farklı bir ülke demeyeyim de dediğiniz gibi dinimiz aynı. Bazı kültürel farklar evet taşıyoruz. Mutlaka oluyor. Bunlar ilk geldiğimizde bir ne oluyor havasında olduk. Evet. Ama ben kendi adıma belki de yaşımın çok küçük olmasından mı dolayı bu adaptasyon sürecini çok hızlı atlattım. Güzel. Bu Lefke'de yani ister dil konusunda olsun, sadece Türkçeyi kastetmiyorum, İngilizce, farklı diller. Bildiğiniz gibi ben İngilizce bölüm okudum. Evet. İngilizce de bize çok şey kattı. Evet. Ve üniversitemiz o açıdan bence biz çok şanslı öğrencileriz. Çünkü çok farklı ülkelerden öğrenciler var ve ortak dilimiz İngilizce olduğu için gelişiyor. Evet. Adaptasyon dönemine de bu çok hızlı yardımcı oluyor. Evet. Çünkü bir yere gittiğinizde ne kadar sıkılsanız da konuşmazsanız
olmuyor yani. Ve konuştuğunuz zaman da o sizin sıkıntınız gitgide azalıyor. Şimdi kendi açımdan ben buraya geldiğimde az önce dediğim gibi 17 yaşındayım. Evden çıkmışım, gelmişim buraya. Evdekiler açısından da zor, kendi açımdan da zor. Bir ayrılık söz konusu. Eğitim hayatı için olsa bile bu ister istemez insanı bir üzüyor demeyeyim de etkiliyor. Etkiliyor. Etkilemez mi? Anneni hiç hayal edemem yani o dönemlerde. Evet, annem bayağı bir zorlanmıştır mutlaka. Konuşuyorduk sık sık. Üzüldüğünü belli ediyordu ama geçici bir üzgünlük. Şimdi 5 sene burada okuduk. Hayatımızın 5 senesini burada verdik. Resmen ben nereye gidersem gideyim Lefke kendimde bir parça. Çok güzel. Ben de Lefke için bir parçasıyım. Evet. Yani ister ileri hayatımda buradan çok uzak yerde olayım, ister yakın ama burayı hiçbir zaman unutacağımı kastetmiyorum. Çünkü burası resmen bizi hani nasıl diyeyim, genç bir insanı nasıl hayata hazırlar, nasıl şekillendirir çok güzel yardımcı oldu. Çok güzel. O konuda ben gerçekten buradaki öğrencileri çok şanslı, yani şanslı olduğunu hissediyorum. Çok kendi güzel. Adıma da bunun mutluluğunu taşıyorum. Çok güzel. Bunları sizlerden duymak gerçekten bizim için çok güzel ve çok önemli. Evet Münevver, biraz da senden bahsedelim. Ben evden çıktığımda başka bir ülkeye, başka bir şehre gidiyorum diye kendime çok soru sorardım. Hani nasıl adapte olurum, nasıl uyum sağlarım? Kıbrıs'a ayak bastığımda, hani üniversitemize geldiğimizde o soruları kendime sorduğumu hiç hatırlamıyorum. Gerçekten uyum sağlamam çok zor olmadı. Hani sıcak karşılandık, insanlar sıcakkanlı, arkadaşlık edinmek çok kolay. İnsanlarla konuştukça kendini daha iyi hissetmemizi sağladı. Onun için ev özlemi bile insanın içinde kalmıyor. İyi, çok burası güzel. Benim şehrimle aynı diyebilirim. Hani havası olsun, suyu olsun, mevsimleri olsun. Onun için uyum sağlamam hiç de zor olmadı. Ve kendimi şanslı hissediyorum. Öyle bir yere geldiğim için. Yani Azeri insanlar da Kıbrıs'ta insanlar gibi çok sıcak. Yani gerçekten çok içten ve sevecen. Yani ben bunu fark ettim. Bu da çok önemli bir faktör aslında. Yani ben Azerbaycan'a en az 3-4 kez gitmişimdir. Ve orada çok güzel dostluklar etmişimdir. Velilerle çok güzel temaslarım olmuştur. Öğrencilerimizin velileriyle. İnşallah sizlerin de velileriyle tanışırız. Belki Allah verdi. Tanıştınız. Evet, doğru tanıştım. Ve bir de herhalde mezuniyet törenine de gelecek mi inşallah? İnşallah. Ve yani gerçekten Azeri insanların, Kıbrıslı insanlara ne kadar çok yakın olduğu, içten ve samimi olduğunu çok kez gördüm, yani şahit oldum. Ve bu sizler için çok güzel bir olaydır aslında. Yani en azından adapte olayında çok daha kolay oluyor dediğiniz gibi. Çünkü yurt dışında eğitim görmek kolay değil. Yurt dışında yaşamak kolay değil. Yani her ne faktör olursa olsun. Ya yani örnek veriyorum, yani ben de Lefkeli ve Kıbrıslı olmama rağmen yurt dışında doğdum, büyüdüm ben. Hayatımın belli bir süresinden sonra Kıbrıs'a yerleştim. O yüzden ben de bir vatandaş olarak o adaptasyon dönemini yaşamak mecburiyetindeydim. O yüzden ne demek istediğinizi gayet iyi anlıyorum. Yani adaptasyon ne kadar kolay olursa, ne kadar zahmetsiz olursa o kadar stressiz olursunuz. Ve bu çok önemli bir olay. Aydın, sen ne söylemek istersin bu konuyla ilgili? Ben de, yani Lefke'de yaşam, Laö'de yaşam. Önce lise hayatımda hep böyle bir şey isterdim. Evden uzakta olayım falan. Ama bir de onu yaşayınca biraz daha zor oluyor. İlk geldiğim sene bayağı zorlandım. Yani böyle ilk geldiğimde sıkılıyordum ama gittikçe arkadaşlar edinince, üniversite hocalar falan. Bayağı alıştım yani burayı, bir de sevdim. Deniz kenarı olduğu için insan sıkılmıyor burada. Güzel. Ortam güzel. Yani herkesin tabii sizin de kendinize göre, memleketinize göre güzellikleriniz ve özellikleriniz vardır. Ama ben şunu ifade etmeye çalışıyorum. Sürekli sizlere söylüyorum yani bunu. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde eğitim görmek
bu güzelliğin arasında, bu doğanın arasında sizi hiçbir şekilde başka etkenler etkilemeyecek. Örnek veriyorum, Allah korusun, hırsızlığın çok minimumda olan, evet, herkes birbirini tanıyan bir ortamda yaşıyoruz, huzur içerisindeyiz. İşte sizi başka şeylere çekecek olan pek fazla etkenler yok dışarılarda. Hani bir, ne bileyim, bir diskora, bara da gitmek istiyorsunuz. Gençsiniz, dinamiksiniz, yani heyecanlısınız, bir şeyler yaşamak istiyorsunuz ama yani bunları da yaşamak için biraz daha uzağa gitmeniz gerekir. Onu da her zaman yapamadığınıza göre mecburen oturup ders çalışacaksınız yani. Ve aileniz de sizlerden bunu istiyor. Sonuçta o yüzden sizi Kıbrıs'a gönderdi. Sonuçta o yüzden sizi Lefke'ye gönderdi. Önce eğitim. Evet. Evet, yani eğitimlerinden sonra sosyal yaşam gelir. Elbette o da onun bir parçasıdır. Elbette onsuz olmaz. Ama her şey sınırlı ve her şey hududunda olacak bir şekilde olursa bence çok çok daha sağlıklı olur. Katılıyor musunuz bana bilmiyorum ama. Katılıyoruz biz de. Hatta biraz da eklemek istiyorum. Kendi adıma buraya geldiğimiz zaman yaşımız çok olmadığı itibaren farklı heyecanlar olsun. Çünkü genciz, dediğiniz gibi insan gezmek istiyor, tabii, eğlenmek istiyor. Ancak burada dediğiniz gibi ortam bize çok uzak olduğu için sadece derse yönelmede bize çok yardımcı oluyor. Ve uzak olduğu için de mesela hani eğlenmek için çok uzağa gitmenize gerek duymuyorsunuz. Zaten evet, insan kendi eğlencesini kendi de yaratabilir. Tabii ki. O konuda Lefke gerçekten, ben Lefke'de, benim babam da buraya ilk geldiğinde, babam ilk buraya geldi, biz Lefke'ye geldik, geceydi geldiğimizde, ertesi gün bir tur attı, cennet bu olsa gerek dedi, gerçekten şuraya bakıyorum, deniz, şu taraf yeşillik, olağanüstü bir yer. Yani beni en çok burada okutma sebebi doğayla iç içe sadece derse yönelebileceğimiz ve güzel bir ortam. Güzel bir ortam. Evet. Arkadaşlık çevresi de çok önemli. Evet, burada tabii. Burada gerçekten ben kendi arkadaşlarım olsun, zaten çoğu arkadaşlarımız ortak olduğu için biraz seçilmiş insanlar geliyor. Üniversitemizin de özelliği bence bu. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Demek ki biz Lefke Avrupa Üniversitesi olarak da doğru yoldayız diye düşünüyorum. Yani sizlerden, evet, böyle bir geri dönüşüm aldığım zaman gerçekten Lefke Avrupa Üniversitesi'nin hedefleri de budur işte. Ve bunu sürekli ileri sürmeye çalışıyoruz. Demek ki bizler de doğru yoldayız efendim. Evet, şimdi biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Sosyal aktivitelerimizden. Siz geçtiğimiz akademik yılda bayağı bir çeşitli aktiviteler yaptık. Evet. Hatta sürekli yapmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi Allah verdi. Yani biz burada kendi ortamımızı kendimiz yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden güzel bir uluslararası kulübümüz var. Evet. Onunla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Sanırım Aydın, sen de bu sene bir fashion show'da, talent show'da bir gösteri yapmışsındır. Yani şöyle, siz ne çeşitli faaliyetleri, yani etkinlikler yapıyorsunuz arkadaşlar arasında? Hani ne bileyim, şeylere katılıyor musunuz? Biraz onlardan bahsedelim. Hani uluslararası gecesi olsun, kültürel yemeklerimizi gösterebileceğimiz şeyler olsun. Yani onları biraz şeyimize, televizyonundaki bizi seyircilerimize bahsedelim arkadaşlar, dilerseniz. Benden başlayalım. Buyurun, buyurun. Nasıl isterseniz. Ben sosyal aktivite açısından okulumuzun gerçekten bize yarattığı imkanların çok zengin olduğunu düşünüyorum. Özellikle uluslararası öğrencilerin toplandığı kulübümüz, uluslararası kulüp dediğimiz, o bize gerçekten, yani biz boş kaldığımız zaman bile, hı hı, bize bir aktivite yaratın, bir şey yapalım. Hep bizi bunun için zorluyorlar. Biz de çok seviniyoruz tabii. Çünkü ister fashion show olsun, ister talent show, ister kültürel kendi yemeklerimizi tanıttığımız geceler oluyor. Bunlar bize gerçekten sosyal aktivite açısından çok güzel etki ediyor. Evet. Ve ayrıca okulumuz gerçekten yabancı öğrencilere sağladığı imkanlar bakımından ben çok kendimize şanslı hissediyorum. Bildiğiniz gibi bizim değerli milletvekilimiz Akil Akbas buraya geldi. Kendisinin, evet, yapmış olduğu Dolu filmini birlikte izledik. Ve öğrenci arkadaşlarımıza da izlettik. Hep birlikte izledik.
ve Agil Abbas Bey ile tanışmamız, onunla biraz aynı ortamda bulunup kendi görüşlerini biz öğrencilerle paylaşması beni şahsım adına çok mutlu etti. Çok zaten güzel. Arkadaşlarımızla da çıktığımızda çok mutlu olduk. Hı hı. Ve bunun gibi çok bize çeşitli aktiviteler okulumuz yaratıyor. Ben şahsen kendi açıma hani diyor dedik ya az önce uzağa gidiyoruz. Hiç evet. uzağa falan gitmemize gerek yok. Evet. Hatta biz onları buraya getiriyoruz. Evet. Okulumuz sayesinde o açıdan kendimi ve arkadaşlarım adına da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel. Ve bir de şey yapmıştık bu sene, Münevver biraz da ondan bahsedelim dilersen. Azerbaycan'ın Independence Day dediğimiz yıl dönümünü evet. kutladık. Ondan biraz bahsedelim. Öncelikle ben de arkadaşımın laflarına katılıyorum. Gerçekten kendi ortamımızı, enerji ortamımızı yaratmakta çok yardımcı oluyorlar. Uluslararası öğrencilerin yani Azerbaycan olarak 18 Ekim'de bizim Independence Day'iz, bağımsızlık günümüz evet. kutlandı. Evet. Bu bizi çok mutlu etti. Hani sadece kendimizin değil de diğer öğrencilerin de hani bizim ülke hakkında bir bilgiye sahip olması, hocalarımızın gelip bizi dinlemesi. Bu bizi her bakımdan çok mutlu ediyor ve kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Evet. Kendimizi buranın gerçekten bir evladı olarak, bir ferdi olarak görüyoruz çok ve güzel. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Evet, çok güzel, çok güzel. En mutlu tarafı bu günlerde, bu Independence Day olsun, Azerbaycan'ı tanıtacağımız günlerde bence en mutlu tarafı okul tamamen ayarlama olsun, neler yapacağımızı bize bırakıyor. Evet. Yani hazır bir programa konup da şunları şunları yapacaksın değil. Siz programınızı kendiniz yaratın. Ona göre biz size imkanlar sağlayalım. Bu gerçekten bence çok önemli bir şey. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Evet, dedim. Çok doğru. Çok doğru. Yani ben bunu sürekli söylüyorum arkadaşlar. Çünkü eğlence yaparken bir şeyler öğreniyorsunuz. Evet. Yani iletişim öğreniyorsunuz. Ondan sonra kültür farklılıklarla yaşamı öğreniyorsunuz. Organizasyon öğreniyorsunuz. Yani sınıflarda kitapların arasında öğrenemeyeceğiniz etkenlerdir bunlar. Ve bunlara sizde inanın ki birer artısı olacaktır. Evet. Yani iletişim kurabilmek, ne bileyim organizasyonlara bir dahil etmek, bir organizatörlük yapmak, bir liderlik yapmak. Bunlar çok önemli etkenlerdir ve bunları hem eğleniyorsunuz hem burada yapıyorsunuz ve biraz da geleceğiniz için biraz temel atıyorsunuz diye düşünüyorum evet. yani ben. Peki Aydın şunu sorayım size. Gelecek yıl Azerbaycan'ın bağımsızlık ilanı gününde evet. daha farklı bir şeyler yapalım mı? Ya bir öneriniz var mı? Tabii yaparız. Yani bu sene de zaten bize şey oldu yani hani siz kendi isteklerinize göre yapın dediniz. Evet, evet. Hani bizim herkesten nasıl istedi öyle yaptık biz de. Çünkü hani Azerbaycan kültürü çok zengin bir kültür. Evet. Yemekleriniz çok harika, fevkalade yemekleriniz var. Şeyini yaptık biz, bu yemek yarışması adı altında. Evet, evet, evet. Ve bizim yemekler gerçekten değerli jürilerimiz tarafından çok beğenildi. Aha. Ben zaten kendim de iyi yemek yaptığım için birkaç kere yaptığımda, yaptığım zaman arkadaşlar beğendi. Çok o güzel. Yüzden bu konuda, kültürel açı konusunda çok zengin bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle. Ve bunu burada çok rahat yaşadığımızda söylemek istiyorum. Aydın'a sorduğunuz az önce soruya ben gelecek sene burada olmasam da özellikle bu bizim özel günlerimizde Independence Day olsun başka milli bayramlarımızda hepsinde burada olmayı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah da geleceğim çünkü burada o kadar buraya artık alıştık o kadar burada lefkeli gibi insan evet. kendini o kadar hissediyor ki evet. yani ne kadar uzağa giderseniz gidin illa insanın buraya dönme bir çabası oluyor. Çok güzel. O çok yüzden güzel. Ben burada olacağımı tahmin ediyorum. Siz de ediyorum. Bilmeniz gerekiyor ki artık gerçekten siz artık birer Lefkelisiniz. Evet. Birer evet. Kıbrıslısınız. Evet. Burası artık sizin bir hayatınızın bir parçası. Evet. O yüzden ve bir de en önemlisi başta söylediğim gibi artık sizler de kendi ülkelerinizin Lefke'nin birer elçisisiniz. Evet. O yüzden geri gelmeniz bizi her zaman mutlu edecektir. Bağınızı koparmamanız lazım. Sizlerden de bunu bekliyoruz zaten. Ve eminim ve böyle olacaktır diye inanıyorum gerçekten.
Peki biraz da farklı şeylerden konuşalım. Biraz tekrar kendinize dönelim. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Yakın gelecekteki hayalleriniz, planınız, programlarınız. Yani yakın gelecek dediğim şöyle bir 2-3 yıl arasındaki bir gelecekten bahsediyorum. Aydın, seninle başlayalım. Madem ki Aydın demişsin, pardon, Allah verdi. Seninle başlayalım dilersen. Şimdi az önce belirttiğim üzere ben son senem, inşallah bu sene lisans hayatımı bitiriyorum. Lisans hayatımı bitirdikten sonra benim en büyük amacım, hedefim daha doğrusu, bu 2-3 senelik arada yüksek lisansımı, onun devamında doktoramı yaptıktan sonra düşünüyorum. Çok güzel. Gerekli adımları da atıyorum bunun için. Harika. Şu an. Bunu yaptıktan sonra akademi hayatına bir adım atmak istiyorum. Harika. Ve bunun yanında da benim hep çocukluktan beri kendimi bildim bileli bir oyunculuk hevesim var. Tiyatro okulumuzun belli oluyor zaten. Tiyatro kulübünde de aktif rol aldım. Oynadık güzel. Yani önceliğim bitirdiğim mesleğim üzere yol almak. Okay. Yanında da bunu da yapmak istiyorum. Tabii zaman bize ne getirecek onu bilmiyoruz. Tabii. Ama hedeflediğim, şu an tek hedefim, yüksek lisansımı güzel bir şekilde yapıp doktoramı yaptıktan sonra İleriye dönük akademisyen hayatıma başlamak. İnşallah hedefime ulaşırım. Çok güzel. Münevver, senden bir şeyler alalım. Önündeki 2-3 yıl neler yapmayı planlıyorsun? Başarılı bir şekilde okulumu bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra hani lisans, doktora hayatına atılmayı düşünüyorum. Ve okulumda yararlı bir akademisyen olmayı düşünüyorum. Demek sen de akademiyi düşünüyorsun. Bravo, bravo. Aydın, sen? Önümde hocam 3 sene var. Yani seneye artık turizm otelcilik az önce söylediğim gibi. Stajlar falan yapmak istiyorum. Hani Türkiye içinde İstanbul, diyelim Antalya, ajantalarda falan. Ajantalarda falan çalışıp, yani okulu bitirdikten sonra zaten ajantalarda, turlarda falan çalışmak istiyorum. Çok güzel. Ona yönelik. Çok güzel, çok güzel. Yani bir yerlerde başlamanız lazım. Aynen, bir yerlerde. Sizin mesleğiniz çok zevkli aslında. Evet. Yani turizm sektöründe olmak gerçekten çok zevkli. Zaman zaman yorucu olabiliyor mutlak sürede ama gerçekten zevkli. Çünkü sürekli olarak bir yeni şeyler yapıyorsun. Evet. Çeşitli, dünyanın çeşitli insanlarla tanışıyorsun. Yani çok güzel bir meslek. Üniversitenin mesleğin de çok zorlu. Yani zorlu ve zevkli. Ve zevkli, evet doğru. Yani ve son yıllarda çok yol almış bir meslek. Evet, kesinlikle. Yani aldı başını gidiyor yani. Sağlık yönetimi. Ve insan mesleğini sevince daha böyle zevkli ve... Kesinlikle. Çünkü hem... Devlette çalışabiliyorsunuz, hem özel sektörde çalışabiliyorsunuz ve olması gereken bir şeylerle meşgul oluyorsunuz. Yani sağlık, bir hastane hayal ettiğimiz zaman her şey tıp olması tabii ki en önemlisi ama onun yöneticisi de çok önemlidir. Evet. Yani ve biz sizin gibi işte pırıl pırıl gençler bu iş için geliştiriyoruz. Ya bu çok önemli bir faktör ve bilhassa yurt dışında İngiltere olsun, Amerika olsun çok alıp başını giden bir bölüm meslek olarak görüyorum ve bizde de bu aynı şekilde devam ediyor. Benim başarılar diliyorum de. Hepinize. Aynen. Başarılar benim diliyorum. Benim mesleğimden bahsetmedim. Aa, sizin mesleğiniz zaten. Bizim meslek İletişimciler süper. Evet. Yani kesinlikle. İletişimciler de yani gerçekten şöyle diyelim, yani madem ki akademik yönünü seçmek istiyorsunuz ama bir taraftan da oyuncu olmak istiyorsunuz. Evet. Bu da demektir ki farklı yönlerden hayalleriniz vardır. Evet. İnşallah ikisini de elde edebilirsiniz. Eminim de kafanızı yani şey yaparsanız, korsanız, yüreğinize korsanız, inanırsanız olacaktır da. İnşallah. Kesinlikle inanıyorum yani. Ve son olarak da böyle hayallerinizden bahsetmenizi istiyorum. Yani hayalleriniz derken işte kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Şöyle bir 10-15 yıl sonra böyle ne yapmayı hedefliyorsunuz? Ve gözünüzü kapattığınız zaman, kendinizi hayal ettiğiniz zaman nasıl bir tabloda görmek istiyorsunuz? Ben öncelikle 10-15 yıl sonraki en büyük hayallerimden bir tanesi... öyle bir meslek yapayım ki hem kendime hem çevreme, insanlara faydası olan, insanlara yararım dokunabileceğim bir meslek yapmak istiyorum.
Hayalim, yani ben çok aileye düşkün bir her çocuk gibi. Özellikle benim babam her baba gibi gerçekten beni ister burada okutma açısından olsun. Çok benden çok benim için hayal kuran bir insan. Annem de aynı şekilde. Ve benim en büyük hayalim babamın kurduğu hayallerin içinde yaşamak. Çok o çünkü çok emek sarf etti. İster çok annem ister babam. Yani onların çizdiği yönde ben adım atmak istiyorum. Kendi farklı hayallerim de var, yok değil. Onlara da bir taraftan devam etmek istiyorum. Bence insan derin, çok derya, yani büyük bir deniz gibi. İstedikten sonra her şeyi kendi içinizde barındırabilirsiniz. Ama önceliğim annemin, babamın gerçekten istediği bir evlat, istediği bir meslekte çalışmak çok istiyorum. Çok güzel, çok güzel, harika. Münevver sen? Ben de annemin, babamın, en önemlisi ülkemin yararlı bir evlat olmak istiyorum. İyi bir yönetici olmak istiyorum. Çok güzel. Ve en büyük hayalim milletvekili olmak. Harika. İnşallah. 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 Bakalım. Ülkeme yararlı bir milletvekili olabilirim. Harika. Tebrik ediyorum. Aydın sen? Kendimin farklı hayalleri var tabii. Hani gitarcı falan olmak. Ama bölümümle ilgili yani otel sahibi falan olsam hani 10 yıl falan sonra böyle. Harika. Süper olur. Şey. Biz artık geliriz valla. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederim sizlere. Biz teşekkür ederiz. Bu yoğun döneminizin içerisinde, sınav haftasıdır biliyorum. Bu yoğunluğunuzun arasında bana zamanınızı ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Size sonsuz başarılar dilerim. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Ve her gittiğiniz yerde Lefke Avrupa Üniversitesi mezunuyum diyebilmenizi diliyorum. Ve eminim bunu yapacağınıza. Ve her zaman mutlu olmanızı istiyorum. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, yine Lefke Avrupa Üniversitesi'nin Uluslararası Renkleri bölümünün bir sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Azerbaycanlı öğrencilerimizi sizlerle tanıştırmak istedik. Ve çok güzel bir, hoş sohbetli bir söyleşi olduğuna inanıyorum. Ve tekrar buluşmak üzere iyi günler diliyorum.